Emmo Ankara Şube'de yönetim kurulu olarak, üyesi olarak görev yapıyorum. Bu akşam Erdal Bey ile birlikte endüstriyel tesislerde yangın ve gaz alarm sistemlerinin projelendirmesi ve teknolojik çözümleri üzerine eğitimimize başlıyoruz. Sorularınızı chat ekranından yazabilirsiniz. Sunum bittikten sonra Erdal Bey ile birlikte teker teker sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Herkese iyi eğitimler dilerim. Bundan sonraki eğitim isteklerinizde de bizlere e-mail ile veya telefona ulaşabilirsiniz. Ben ayrı webinarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Bu anlamda ihtiyacınız olan eğitimlerle alakalı sizlere eğitimlerle alakalı destek vermek için elimizden geleni yaparız. Erdal Bey, ben sözü size bırakıyorum. Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Merhaba. Öncelikle Emo Ankara bünyesinde hazırladığımız webinar faaliyetine katılımınız için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, tüm katılımcılar. Kısaca kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Adım Erdal Özcan, 1972 Ankara doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Ankara'da tamamladıktan sonra Eskişehir'de elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. 2 sene İstanbul'da, sonra Ankara'da daha çok aydınlatma sektörü olmak üzere çalıştım. 2012 yılından beri Mavili Elektronik'te İç Anadolu Bölge Müdürü olarak çalışmaktayım. Bugünkü webinar konumuz endüstriyel tesislerde yangın ve gaz alarm sistemlerinin projelendirmesi ve teknolojik çözümler. Sunumumuz endüstriyel tesislerde yangın ve gaz algılama sistemlerini doğru projelendirmek için gerekli veriler. Tehlikeli ortam saha sınıflandırması ve cihaz koruma sınıflarının belirlenmesi. ATEX direktifleri gereği ülkemizde patlayıcı ortamlar için yönetmelikler ve ATEX işaretlemesi. Patlayıcı gazlar ve gaz algılaması. Endüstriyel tesislerde yangın etkilerinin erken algılanmasında kullanılan teknolojik çözümler. Tozlu ve nemli ortamlarda kullanılan algılama ve uyarı cihazlarının koruma sınıflarının belirlenmesi başlıklarından oluşmaktadır. Kent yapılarında olası yangınları erken tespit etmek için duman ve sıcaklık etkilerini algılayan yangın alarm sistemleri büyük oranda yeterli olmaktadır. Endüstriyel tesislerde ise yangın oluşması öncesi üretim süreçlerinden kaynaklı olarak çok farklı etkiler oluşabilmektedir. Bu etkiler patlayıcı gazlar, zehirleyici gazlar, tozlar, sıcaklık, duman ve alev olarak sıralanabilir. Dolayısıyla endüstriyel tesislerde yangın ve gaz alarm sistemlerini tasarlamak, projelendirmek, tesis etmek ve işler durumda tutmak, kent yapılarına göre daha fazla analiz ve değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilmelidir. Bu bildiride endüstriyel tesislerde yangın ve gaz alarm sistemlerinin tasarımı öncesi, tesise ilişkin ortamların sınıflandırılmasının yanı sıra gaz grupları ve sıcaklık sınıfları, hangi koruma tipindeki cihazın hangi bölgede kullanılabileceği, kendinden güvenlikli elemanların devre koruması için kullanılan cihazlar, tehlikeli alanlarda uygun elektriksel malzeme seçimi için gerekli olan bilgiler, su, toz, nem, dokunma gibi etkenlere karşı alınan önlemler için IP koruması, ATEX işaretlemesi ve teknolojik çözümler hakkında bilgiler değerlendirilmiştir. Endüstri farklı ham maddeler, ağır ürünler, atık ürünler ve nihai ürünlerden oluşan geniş bir yelpazede birçok farklı süreçlerin bünyesinde barındırdığından beraberinde yangın, patlama, zehirlenme ve çevresel zararlar ortaya çıkabilmektedir. Bu risklerin en aza indirilmesiyle ilgili birçok meslek disiplini tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu bildiride özellikle endüstriyel tesislerdeki yangın, patlama ve zehirlenme gibi risklerin erken algılanmasında kullanılan teknolojiler ve kullanımı ile ilgili bilgiler değerlendirmiştik. Endüstriyel tesislerde yangın ve gaz algılama sistemlerini doğru projelendirmek için öncelikle tesisin tehlikeli ortam sınıf saha sınıflandırılması yapılmış olmalı. Üretim ve depolama bölümlerindeki patlayıcı ve zehirleyici gazlar belirlenmiş olmalı. Tesisin her kapalı bölümündeki olası yangınların öncelikli etkileri belirlenmiş olmalıdır.
Bu çalışmalar ilgili uzmanlıklarca yapıldıktan sonra elde edilen veriler doğrultusunda yangın etkileri ile patlayıcı ve zehirleyici gazlara yönelik erken algılama ihtiyaçları belirlenerek algılayıcı tiplerini, cihaz koruma sınıflarını ve elektriksel tesisatlarını belirlemek gerekmektedir. Tehlikeli ortam saha sınıflandırması ve cihaz koruma sınıflarının belirlenmesi. Normal atmosfer şartları altında havanın gaz, buhar, buğu ve veya toz halindeki yanıcı maddelerle yaptığı karışma patlayıcı ortam, içinde cihazların yapılması, kurulması ve kullanılması için özel tedbirlerin alınmasını gerektirecek miktarlarda patlayıcı gaz veya toz ortamı bulunan veya bulunması gereken bölgelere de tehlikeli bölge dedik. Patlama ihtimali olan yerlerde patlamanın oluşması engellenmeye çalışılır. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse tutuşmayı önlemek esastır. Tehlikeli bölgelerde kullanılan cihazların uygun şekilde seçilmesini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla söz konusu tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması gerekmektedir. Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması dünyada yaygın olarak iki farklı görüşe göre yapılmaktadır. Birincisi Avrupa IEC metoduna göre, ikincisi Kuzey Amerikan metoduna göre yapılmaktadır. Ülkemizde yurt dışı kaynaklı projelerden dolayı her iki görüşünde kullanıldığı tesisler mevcuttur. Günümüzde ise TSE tarafından Aralık 2005'te yayınlanan TSE 3491 IN 60079-10 standardı geçerlidir. Karşılaştırma açısından ekrandaki tablo örnek olarak verilmiştir. Bu tarifleri TSE 3491 IN 60079-10 standardına göre açarsak zon 0 İçinde gaz, buhar veya buğu halinde yanıcı maddelerin havayla karışımından meydana gelen patlayıcı gaz ortamının devamlı veya çok uzun süreli veya sıklıkla bulunduğu bölgedir. Zon 0 en tehlikeli bölge olarak çıkıyor karşımıza. Zon 1 içinde gaz, buhar veya buğu halinde yanıcı maddelerin havayla karışımından meydana gelen patlayıcı gaz ortamının normal çalışmada ara sıra bulunduğu bölge. Zon 2 ise İçinde gaz, buhar veya bu halinde yanıcı maddelerin havayla karışımından meydana gelen patlayıcı gaz ortamının normal çalışmada ara sıra bulunması ihtimalinin zayıf olduğu. Eğer bulunursa sadece çok kısa süreyle devam ettiği bölgedir. Yani en tehlikeli bölge zon 0, sonra zon 1, gene patlama ihtimali içeren daha az tehlikeli olan bölge ise zon 2. Bu kuşak tarifleri toz ortamları içinde benzer ifadelerle tanımlanmış olup, kuşak 20, kuşak 21 ve kuşak 22 olarak adlandırılmıştır. Bölge sınıflandırma patlayıcı gaz ortamlarının meydana gelebileceği yerlerde cihazların bu ortamda emniyetle kullanılabilmesini temin etmek üzere cihazların seçilmesini ve montajını kolaylaştırmak amacıyla gaz gruplarını ve sıcaklık sınıflarına dikkate alarak ortamın analiz edilmesi ve sınıflandırılması metodudur. Bu gaz grupları ise sıcaklık sınıfları ekrandaki tablolarda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Avrupa ve Kuzey Amerika gaz grupları ve Avrupa ve Kuzey Amerika sıcaklık sınıflandırmaları şu anda ekrandaki tabloda gördüğünüz gibi listelenmiş. Yanıcı malzemelerin kullanıldığı çoğu olağan durumda patlayıcı gaz ortamının hiçbir zaman oluşmamasını garanti etmek çok zordur. Cihazların hiçbir zaman ateşleme kaynağına dönüşmemesini sağlamak da çok zor olabilir. Bundan dolayı patlayıcı gaz ortamlarının oluşma ihtimali yüksek olan yerlerde ateşleme kaynağı oluşturma ihtimali düşük olan cihazların kullanılması sağlanmalıdır. Bunun tersine patlayıcı gaz ortamının oluşma ihtimalinin düşürüldüğü yerlerde daha az sıkı standartlara göre yapılmış cihazlar kullanılabilir. Tesisin veya tesis tasarımının basit bir incelemesiyle tesisin hangi bölümlerinin 3 kuşak yani zon 0, zon 1, zon 2 eşitlenebileceğine karar verilmesi mümkün olabilir. Bundan dolayı daha detaylı bir yaklaşıma ihtiyaç vardık. Bu da patlayıcı gaz ortamının oluşmasının ihtimalini analiz etmeyi gerektirir. İlk adım olarak bunun meydana gelme ihtimalini kuşak 0, kuşak 1 ve kuşak 2 tariflerine göre değerlendirmelidir.
Boşalmanın sıklık ve süresi, dolayısıyla derecesi, boşalma hızı, yoğunluk, hareket hızı, havalandırma ve kuşağın tipine ve veya yayılma sınırlarını etkileyen diğer faktörler belirlendikten sonra etraflıktaki bölgelerde patlayıcı gaz ortamının muhtemel varlığının tespit edilmesi için sağlam bir temel elde edilmiş olur. Bundan dolayı bu yaklaşım yanıcı malzemelere ihtiva eden, dolayısıyla yanıcı malzeme ihtiva eden, dolayısıyla boşalma kaynağı olabilen her proses cihazı için detaylı değerlendirme yapılmasını gerektirir. Buna göre hangi koruma tipindeki cihazın hangi bölgede kullanılabileceğini ekrandaki karşılaştırmalı tablo izah etmektedir. İyi tipi koruma kendinden güvenlikli sistem. Şu anda gördüğünüz ekranda. Kendinden güvenlikli devrelerin tesisinde temel olarak farklı bir tesisat yapılması düşüncesi geçerlidir. Bütün diğer tesisat tiplerine kıyasla tehlikeli çevrenin tutuşturulamayacağı biçimde tasarımsal tesisat sistemine verilen elektrik enerjisinin sınırlanmasına dikkat edilen yerlerde kendinden güvenlikli devrenin kısa devre olması veya topraklanması halleri oluşsa da diğer elektrik kaynaklarından enerjiyle beslemeye karşı korunmuş olmalıdır. Bu prensibin sonucu olarak kendinden güvenlikli devrelerin tesis edilmesi kurallarının hedefi diğer devrelerden ayrılmadır. Kuşak 1 ve kuşak 2 bölgelerinde kendinden güvenlikli devrelerin tesisinde kendinden güvenlikli cihazlar ve bağlı cihazların kendinden güvenlikli bölümleri en az IEC 60079-11'deki İB kategorisine uygun olmalıdır. Kuşak 0'daki kendinden güvenlikli tesisatta kendinden güvenlikli cihazlar ve bağlı cihazlar IEC 60079-11'deki İA kategorisine uygun olmalıdır. Zon 0'daki İA kategorisine, zon 1'deki İB kategorisine uygun olmalıdır. Kendinden güvenlikli ve kendinden güvenli olmayan devreler arasında galvanik ayırma bulunan birleşik cihazlar tercih edilir. Devre, bütün basit bileşenleri, basit elektrikli cihazları, kendinden güvenlikli cihazları, birleşik cihazları ve ara bağlantı kablolarının izin verilen en büyük elektriksel parametrelerini ihtiva eden İA kategorisinde olmalıdır. Kendinden güvenlikli bir devre 3 elemandan oluşmaktadır. 1. Güç kaynağı, kendinden güvenlikliliği sağlayan cihaz veya bariyer. 2. Kablo. 3. Patlayıcı ortam içerisinde bulunan alet, ölçü hücresi gibi. D tipi koruma, aleve dayanıklı muhafızalar. IEC 60079-1'e uygun cihazların devresi daha sade ve basittir. Burada patlayıcı atmosferi ateşleyebilecek kısımlar, içindeki patlama basıncına dayanan ve patlamanın kendisini çevreleyen, atmosfere yayılmasını engelleyen muhafızanın içerisine yerleştirilmiş olduğunda, cihazın kablo girişine, kablo tipine uygun kablo rakorları kullanıldığında yeter şart sağlanmaktadır. Kablonun dış etkenlerden korunması için ilave tedbirler alınabilir. Bunlar zırhlı kablo kullanmak ya da borulu tesisat olarak sıralanabilir. Borular tehlikeli bir alana girdiği ve çıktığı ve muhafızanın uygun bir koruma derecesi sağladığı IP54 olabilir. Muhafızalara komşu olduğu yerlerde durdurma kutuları ile birlikte sağlanmalıdır. Boru bütün dişli bağlantılarını tamamen sızdırmaz olarak çekilmelidir. Tehlikeli alanlarda uygun elektriksel malzeme seçimi için şu bilgiler gerekir. Tehlikeli alanın sınıfı, ilgili gaz veya buharın sıcaklık sınıfı veya tutuşma sıcaklığı, uygulanabilir olduğu yerde elektriksel malzemenin grup veya alt grubu ile ilgili gaz ve buhar sınıfı, dış etkiler ve ortam sıcaklığı. Bu bilgiler elde edildikten sonra tehlikeli bölgede kullanılacak cihazın sağlaması gereken asgari koşullar ortaya çıkmış olacaktır. Cihazlara ait bu bilgiler ise cihazların etiketleri üzerinde numaralandırma ve işaretler yardımıyla gösterilmekte. Aynı zamanda cihazların katalog sayfalarında belirtilmektedir. ATEX direktifleri gereği ülkemizde patlayıcı ortamlar için yönetmelikler aşağıdaki gibidir. 1. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik 94/9
Taksim AT 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 36.2016 tarihinde yenilenmiştir. Bu yönetmelikte patlayıcı ortamlarda kullanılan cihazlara ilişkin esaslar ele alınmaktadır. 2. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkındaki yönetmelik 99 Taksim 92 Taksim EC 30.04.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte patlayıcı ortamlarda çalışan kişilerin sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin esaslar ele alınmaktadır. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik, patlayıcı ortamda kullanılan cihazların sahip olması gereken özellikleri belirtir. Yönetmelikte söz konusu cihazların üretimini gerçekleştiren, ithalatını ve dağıtımını yapan firmaların yükümlülükleri belirtilir. Bunun dışında ürünlerin uygunluğu ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin esaslar yine yönetmelikte belirtilmektedir. Yönetmeliğin ek bir bölümünde teçhizat grupları kategorilere ayrılmakta ve her gruptaki cihazların nerede kullanılabileceği belirtilmektedir. Buna göre gruplar şu şekildeki gibi tanımlanmıştır. Birinci grup, madenlerin yeraltı bölümlerinde ve yer üstündeki gürültü ve veya yanıcı toz tehlikesinin olduğu mahallelerde kullanım için tasarlanan teçhizat. İkinci grup, hava, gaz, buhar, sis, toz hava karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamların bulunduğu mahallelerde kullanım için tasarlanan teçhizat. İkinci gruba dahil olan cihazlar yerüstü endüstrilerinde kullanılmaktadır. Ateks işaretleme. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmeliğin ek 2 bölümünde CE işaretlemesi ile ilgili maddeler yer almaktadır. Buna göre teçhizatın işaretlemesinde bulunan G harfi cihazın gaz, buhar veya sistem, D harfi ise cihazın tozdan kaynaklı patlayıcı ortamlar için uygun olduğunu belirtmektedir. Ekranda altıgenin yanındaki G ve D harfleri. IEC 60079 Avrupa standartları, UL ve NFPA Amerikan standartları ışığında patlayıcı ortamlarda kullanılan cihaz sınıflarının karşılaştırma tablosu yine ekrandaki gibidir. Cihazların ateks işaretlemesi dahil oldukları sınıfa uygun olmalıdır. Patlayıcı ortamda kullanılacak gaz dedektörünü seçerken ortamın tehlike sınıfına, dahil olduğu gruba, ortam sıcaklığına, algılanacak gazın grubuna uygunluk mutlaka kontrol edilmelidir. Bu kontroller cihazın ateks işaretlemesiyle kolaylıkla sağlanabilmektedir. Ateks işaretlemesinin özeti yine ekranda sanıyorum okunuyor. Açıklamalarda mevcut. Bir de patlayıcı gazların lel seviyesi diye bir kavramımız var. Peki bu lel seviyesi nedir? Her patlayıcı gazın bir alt patlama sınırı vardır. Buna lel seviyesi diyoruz. Uluslararası kaynaklarda Lower Explosion Limit olarak geçen alt patlama sınırı, belirli bir gazın hacimsel olarak ortamdaki havanın minimum yüzde kaçı kadar olduğunda patlama riski doğurduğunu ifade eder. Örneğin metan gazının lel seviyesi 4.4'tür. Yani hacimsel olarak 100 birim havanın 4.4 birimini metan gazı oluşturuyor ise o ortam patlayıcıdır. Patlayıcı bir gazın lel seviyesi ne kadar düşükse o kadar patlayıcı olduğu anlamına gelir. Çünkü havadaki gazın miktarı çok az olsa bile bulunduğu ortamı kolaylıkla patlayıcı hale getirebilmektedir. Patlayıcı gazların aynı zamanda üst patlama sınırı yani UL de vardır. Uluslararası kaynaklarda UL olarak geçen üst patlama sınırı, patlayıcı gazın hacimsel olarak patlama özelliğini sürdürdüğü maksimum seviyeyi ifade eder. Ekranda bazı patlayıcı gazların ISO 10156 ve IEC 60079 standartlarına göre lel ve UL seviyeleri bulunmaktadır. Patlayıcı bir gazın ortamda lel seviyesine yükselmesi, o ortamda her an patlama olabileceği anlamına gelir. Bu yüzden gaz seviyesinin lel değerine ulaşmadan önce algılanıp mahallede gerekli önlemlerin alınması gerekir. Alt alarm ve üst alarm seviyeleri mahallin yapısına, mahalledeki hava sirkülasyonuna, gaz kaçağı riskinin boyutuna ve benzeri parametrelere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bununla birlikte alarm seviyeleri ve alarm durumunda yapılacaklarla ilgili şu örneği verebiliriz. Ortamdaki metan gazı lel seviyesinin %20'sine ulaştığında gaz dedektörü alt alarm durumuna geçerek havalandırma sistemini çalıştırabilir.
Böylece mahalledeki metan gazı seviyesi düşürülerek patlama önlenmiş olur. Eğer havalandırma sisteminin çalıştırılması gaz seviyesinin artışını engellemez ve metan gazı ortamda %40'lar seviyesine gelirse gaz dedektörü üst alarm durumuna geçer. Bu noktada tehlikenin olduğu mahalledeki işlemlerin durdurulması ve acil tahliye gibi önlemlerin alınması gerekir. Gaz algılama sensörleri. Gaz kaçağına karşı alınacak önlemlerin başında gaz dedektörlerinin kullanımı gelmektedir. Gaz dedektörleri söz konusu gazın ortamda bulunduğunu algılar ve gerekli otomasyonları aktive eder. Örneğin kapalı otoparklarda bulunan karbonmonoksit gaz dedektörü algılama yaptığında jet fanların çalıştırılmasını sağlar. Gaz dedektörlerin içinde algılama işlevini yerine getiren sensörler bulunmaktadır. Bu sensörler algılanacak gazın özelliğine ve algılama prensibine göre çeşitlilik göstermektedir. Sık kullanılan gaz sensörlerinin bazıları ekranda şu anda gösterilmektedir. Katalitik sensör. Genellikle patlayıcı gazların algılamasında kullanılan katalitik sensörlerin yapısında iki tane pelistor adı verilen minik seramik kürecik bulunur. Pelistorun içinde bobin şeklinde sarılmış platinyum tel, üzerinde de katalizör katman bulunur. Patlayıcı gaz sensöre ulaştığında katalizör katman ile reaksiyona girer ve oksidasyon oluşur. Bunun sonucunda ise pelistorun ısısı artar. Pelistor ısısının artmasıyla birlikte içindeki platinyum tel bobinin elektriksel direnci artar. Katalitik sensörlerin yapısında bulunan pelistörlerden sadece bir tanesinin üzerinde katalizör katman bulunur. Eğer pelistör, diğer pelistör referans görevini görür. Watson köprüsü şeklinde bağlanan pelistörler sayesinde ortam sıcaklığının artışı hatalı algılamaya yol açmaz. Eğer ortam sıcaklığı artarsa iki pelistörün de ısısı artar ve sensörde sinyal oluşmaz. Ancak patlayıcı gaz algılandığında sadece bir pelistör ısınır ve bu sayede sensör sinyali oluşturulur. Katalitik sensörler patlayıcı gazları %100'ler seviyesine kadar sağlıklı bir şekilde algılayabilmektedir. Ancak katalitik sensörlerin yüksek gaz konsantrasyonuna uzun süre maruz kalmaları önerilmez. Çünkü yüksek gaz konsantrasyonu olduğu ortamlarda oksijen seviyesi düşük olur ve pelistörde oksidasyon gerçekleşmeyebilir. Bu durumda sensör duyarlılığını kaybederek hatalı ölçüm yapabilir. Katalitik sensörlerin normal çalışma koşullarında ortalama ömrü 5 yıldır. Her yıl yaklaşık %5 ile %10 aralığında hassasiyet kaybı meydana gelip sensörün patlayıcı gaza maruz kalma seviyesi ve sıklığına göre ömrü ve hassasiyeti değişkenlik gösterebilmektedir. Bir başka sensörümüz IR sensör, infrared sensör. Patlayıcı gazların algılamasında en çok kullanılan sensörlerden biri de infrared sensörlerdir. Infrared sensörler genellikle hidrokarbon gazların algılanmasında kullanılır. Çünkü infrared sensörler yapısı gereği algılamasını hidrokarbon gazların infrared ışınların dalga boyunu değiştirme özelliğinden yararlanarak gerçekleştirilir. Genel olarak infrared sensörlerin yapısı ekranda gösterilmiştir. IR ışık kaynağı optik alıcıya bir ışın gönderir. Sensörün içine giren hidrokarbon gazı ışık kaynağından çıkan IR ışınını soğurur. Referans ışını ile algılama için gönderilen ışın arasındaki sönüm farkı alarm seviyesi olarak belirlenen ışığa geldiğinde sensör bir sinyal gönderir. IR sensörler ortam sıcaklığındaki değişmelere, neme, yüksek patlayıcı gaz konsantrasyonuna ve hidrojen sülfür gibi engelleyici gazlara karşı dayanıklıdır. Düşük veya yüksek oksijen konsantrasyonunun bulunduğu ortamlarda IR sensörleri güvenilir ölçüm yapabilmektedir. Ancak aynı durum katalitik sensörler için geçerli değildir. Ayrıca katalitik sensörlerin normal şartlarda ortalama 5 yıl gibi bir ömrü varken IR sensörlerin ömürleri çok daha fazladır. IR sensörlerin rutin kalibrasyonları ortalama senede bir kez yapılırken katalitik sensörlerin ortalama 6 aylık periyotta kalibre edilmesi gerekir. Elektrokimyasal sensörler. Başta karbonmonoksit, amonyak ve klor olmak üzere zehirleyici gazların ve oksijenin algılanmasında genellikle elektrokimyasal sensörler kullanılmaktadır. Kısaca elektrokimyasal sensörlerin yapısında 2 veya 3 elektrot bulunmaktadır. Ortamdaki karbonmonoksit gazı zardan geçerek elektrotlara ulaşır. Karbonmonoksit gazı ile elektrotlar kimyasal reaksiyona girer ve elektron akımı oluşturur.
Gaz konsantrasyonu arttıkça akım da artar. Sensörde oluşan akımın seviyesine göre dedektör alarm sinyali gönderir. Bir de yarı iletken sensörümüz var. Yarı iletken sensörler genellikle ev tip uygulamalarda kullanılmaktadır. Endüstriyel tesislerde kullanılması önerilmez. Çünkü birçok farklı gaz ile alarm durumuna geçebilmektedir. Ayrıca temiz havada istikrarlı çalışmayan yarı iletken sensörler su bağı ile bile alarm verebilmektedir. Bu sebeple yarı iletken sensörler günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Yarı iletken sensörün içinde ısıtma rezistansı ile 300 ile 400 santigrat derece arasında ısıtılmış metal oksit bir yüzey bulunur. Normal durumlarda havadaki oksijen ile metal oksit yüzey reaksiyona girerek yüzeyin belirli bir yarı iletkenlik seviyesine ulaşmasını sağlar. Ortamda bir gaz sızıntısı meydana geldiğinde ise oksijen molekülleri ile sızan gaz molekülleri yer değiştirerek yüzeyin yarı iletkenlik seviyesini değiştirir. Sensörün çıkış sinyali ile gaz konsantrasyonu arasındaki ilişki logaritmiktir. Termal iletkenli sensör termal iletkenli sensörler ortamdaki hava ile algılanacak gazın termal iletkenliklerinin karşılaştırılması prensibine göre algılama yapar. Sensörün içinde bulunan ısıtılmış termistör veya platinyum tel referans görevi görür. Ortamda bulunan gazın ısı iletkenliği referanstan fazla ise gazın ısısı düşer. Ortamdaki gazın ısı iletkenliği referanstan az olması durumunda da gazın ısısı yükselir. Isı değişiklikleri sensörün içindeki elektrik devresinin eş değer direncini değiştirir. Sensör bu şekilde ortamdaki gazı algılar. Sonuç olarak patlayıcı ve zehirleyici gazların yıkıcı etkilerine karşı alabileceğimiz önlemlerin başında gaz dedektörü kullanımı gelmektedir. Gaz dedektörlerinin içinde algılama işlemini yapan sensörler bulunmaktadır. Bu sensörler algılanacak gazın özelliğine ve algılama prensibine göre çeşitlilik göstermektedir. Gaz dedektörü seçimi yapılırken dedektörde bulunan sensörün algılanacak gaz için uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Endüstriyel tesislerde yangın etkilerinin erken algılanmasında kullanılan teknolojik çözümler. Endüstriyel tesislerde yangın risklerini erken tespit etmek için tesisin her kapalı bölgesinde olası yangınların duman, sıcaklık ve alev etkilerinin öncelikleri öngörülmeli ve bu öncelikler doğrultusunda uygun tipte algılayıcılar seçilmelidir. Yangın etkileri olarak duman etkisi, sıcaklık etkisi ve alev etkisini saydık. Ortamda bulunan maddelere göre yangının etkilerinin ortaya çıkış önceliği değişkenlik göstermektedir. Örneğin ofis ortamında çoğunlukla ahşap, kağıt ve tekstil türevi malzemelerin bulunduğundan oluşan yangınlarda öncelikle duman yoğunluğu oluşur. Beraberinde ısı artar ve sonrasında alevlenme oluşur. Dolayısıyla bu ortam için duman dedektörü ile erken algılama tasarlanması uygun olanıdır. İçerisinde yanıcı gaz bulunan bir ortam oluşan bir kıvılcım neticesinde önce patlama ve alevlenme oluşur, ısı artar ve sonrasında ortamda bulunan diğer maddelerin yanmaya başlaması sonucu duman ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ortam için alev öncelikli bir algılama tasarlanması uygun olacaktır. Noktasal dedektörlerle duman algılaması. Noktasal duman dedektörlerinin özellikleri ve performans ölçütleri TSEN 54-7 standartında belirtilmiştir. Optik duman dedektörü seçimi TSCEN TS54-14 standartının 6.4 ve 6.4.2 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Binada TSCEN TS54-14 standartının A5.3.8 bölümünde belirtilen korunması gerekmeyen alanlar hariç tüm kapalı alanlarda dedektör tesis edilir. Optik duman dedektörlerinin yerleşimi TSCEN TS54-14 standartının 6.5 ve 6.5.2 ve A6.4 bölümünde yer alan şartlara göre yapılır. Yanlış alarmları önlemek için TSCEN TS54-14 standartının ek B2 maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda seçim ve yerleşim yapılır. Işın tipi dedektörler ile duman algılanması. Endüstriyel tesislerde tavan yükseklikleri genellikle ihtiyaçtan ötürü 6 metre ve üstünde olmaktadır. Tavanın yüksek olduğu ve duman algılamasının öncelik olduğu durumlarda ışın tipi duman dedektörü ve algılama yapmak en uygun çözüm olarak sunulmaktadır. Işın tipi duman dedektörleri özellikle performans ölçütleri
özellikleri ve performans ölçütleri TSEN 54-12 standartında belirtilmiştir. Aktif hava örnekleme sistemi ile duman algılaması, tespit süresinin çok kısa olması ve algılamanın çok hassas olması istenilen durumlarda ortamdaki havanın örneklenerek filtre edilmesi ve sonrasında numune hava içerisindeki gerçek duman parçacıklarının miktarının ölçülmesi esaslarına dayanan algılayıcılar aktif hava örneklemeli duman dedektörleri olarak algılanmaktadır. Aktif hava örnekleme sistemi ile duman algılaması yapan cihazların özellikleri ve performans ölçütleri TSEN 54-20 standartında belirtilmiştir. Bu dedektörler TSCEN, TS54-14 standartının 6.4.2 ve 14.2 maddelerinde belirtildiği gibi hassas duman algılaması yapılması gereken yerlerde kullanılacaktır. Noktasal sıcaklık algılaması, ortam koşullarının duman algılamasına uygun olmadığı ve yangının sıcaklık etkisinin öncelik olduğu durumlarda bu dedektör tipi kullanılır. Sıcaklık dedektörlerinin özellikleri ve performans ölçütleri 54 TSEN 54-5 standartında belirtilmiştir. Kablo tipi sıcaklık sensörü ile algılama. Doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü özel olarak üretilen alev geciktirici ve halojen free bir kablo içerisinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş sensörlerden oluşmaktadır. Sistem kontrol ve değerlendirme ünitesinden ve içerisinde sıcaklık sensörleri olan sensör kablosundan oluşmaktadır. Sensör kablosu doğrudan veya bağlantı kutusu üzerinden özel bağlantı kablosuyla bağlanabilir. Sensör kablolarının sonlandırmaları için sonlandırma elemanı kullanılır. Doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü nem, duman, toz, titreşim, buzlanma, aşındırma ve elektromanyetik alandan etkilenmeyerek zor şartlar altında çalışabilmektedir. Bu nedenle dedektör ağır sanayilerde demir, çelik, kereste fabrikası gibi kablo galerilerinde, enerji santrallerinde, soğuk hava depolarında ve benzeri mekanlarda yangın algılama sistemi kurulabilmesine olanak sağlar. Doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörünün kontrol ünitesi akıllı adresli yangın alarm santralleri ile RS-232 protokolü üzerinden Modbus haberleşmesi yapmaktadır. Sensör aralığı uygulamaya bağlıdır ve özgürce seçilebilir. Dallanmış kablo kurulumu mümkündür. Sıcaklık sensörlerinin her birinin sabit adresi mevcut olduğundan sensörün tam fiziksel konumu bilinmektedir. Kablo içerisinde yer alan tüm sıcaklık sensörleri santrallerde giriş cihazı olarak algılanmaktadır. Bu nedenle olay türü, bölge, mahal ismi, sebep sonuç senaryolarında kullanılabilme gibi tüm giriş cihazı özellikleri doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörlerinde tanımlanabilir. Alev algılaması, yangının patlama ve alevlenme ile başlangıç gösterme ihtimali olan hacimlerde alev dedektörleri kullanılır. Alev dedektörlerinin özellikleri ve performans ölçütleri TSEN 54-10 standartında belirtilmiştir. Yangını en erken şekilde algılamak için kullanılan alev dedektörleri ortamdaki alevi algılar ve hızlı bir biçimde cevap verir. Alev dedektörlerinde alevin mor ötesi UV, kızıl ötesi IR ve mor ötesi ve kızıl ötesi birlikte hem UV hem IR gibi etkilerini algılayan sensör yapıları olmakla birlikte ortamdaki değişik dalga boylarındaki ışık etkilerinin yanlışlıkla algılanması durumu ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumun yaşanmadığı IR3 alev dedektörlerinde 3 adet IR sensör, 3 değişik kızıl ötesi dalga boyunda karşılaştırma yaptığı için asılsız alarm engellenmiş olur. Ani alev parlamalarında yaklaşık 2 ile 30 saniye içerisinde sinyal verirler. 4-20 miliamper çıkışları olduğu gibi ve mahalledeki alev büyüklüğüne göre farklı seviyede de alarm ve hata bilgisi verebilirler. Tozlu ve nemli ortamlarda kullanılan algılama ve uyarı cihazlarının koruma sınıflarının belirlenmesi. Su, toz, nem, dokunma gibi etkenlere karşı alınan önlemler için International Protection kelimesinden kısaltılmıştır. IP işaretinden sonra gelen rakamların anlamı şu anda gördüğünüz ekrandaki tabloda gösterilmiştir.
Birinci rakam katı cisimlere karşı koruma seviyesini, ikinci rakam da sıvılara karşı koruma seviyesini ifade etmektedir. Sonuç olarak özetlersek, bir projelendirme yaparken ihtiyaçların değerlendirilmesi, planlama ve tasarım, montaj, hizmete alma ve doğrulama, üçüncü taraf onayı, kullanım ve düzenli bakımların yaptırılmasıyla sistem tamamlanmaktadır. Şu anda ekranda görülen konunun bütün tarafları bir arada ve uyumlu çalışmaları ile doğru sonuç ortaya çıkacaktık. Evet, sunumumuz bundan oluşuyor. Soru cevap şeklinde sorularımız varsa onları cevaplayabiliriz. Mesaj olarak yazabilirsiniz ekrana. Sanıyorum sorusu olan yok. Benim mail adresim ekranda görünmekte. Konuyla ilgili ya da yangınla ilgili sorularımızda cevap vermekten mutluluk duyarız. Erdoğan Bey, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben çok faydalı bir sunum oldu. Soruları olan üyelerimiz Erdal Bey'in mail adresinden ya da bize ileterek sorularını biz Erdal Bey'e iletebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yine saat 20'de bir webinarımız olacak. Ona da hepinizi davet ediyoruz. EMO Ankara Şubesi adına hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler.